Merhabalar sevgili dostlar. Easter Gamers TV ekranlarına ve PlayerUnknown Battlegrounds'ın yepyeni bir bölümüne, yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Kapalı betasının son haftasında yine yepyeni yeniliklerle birlikte oyuncuları selamlayan PlayerUnknown Battlegrounds'da bakalım bu hafta neler var, ona göz gezdireceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, oyunun oynanış sırasındaki arayüzü Türkçeleştirildi. Kapalı beta sürecindeki bir oyunda 3. kapalı beta haftasında oyunun arayüzünün Türkçeleştirilmiş olması, oynanış esnasındaki arayüzünün Türkçeleştirilmiş olması bence mükemmel. Oyunun belki de full sürümü ya da erken erişimi çıktığında 23 Mart'ta oyunu şu ekranında bile Türkçe görebiliriz. Karakterimiz karşınızda. Daha fazla sizi bekletmeyeceğim. PlayerUnknown'da bu hafta squad modu geldi. 4 kişi, 3 ya da 4 kişi arkadaşlarınız ya da başkalarıyla birlikte girebildiğiniz bu erler meydanında, bu yürekliler meydanında çatışmaya sadece tek başınıza değil dostlarınızla ya da uzak diyarlardaki tanımadığınız insanlarla girebileceğiniz bir mod getirdiler. Squad'la başlayalım isterseniz, matchmaking yaparken, oyunu araştırırken ben de bu haftaki yeniliklerden bahsedeyim. Türkçe bir arayüz bizim için güzel bir yenilik. Squad modunun gelmesi oldukça keyifli. Bunun dışında bildiğim kadarıyla motor kullanımı gelecek oyuna. Artık motor da kullanabileceğiz. Hani Toros kullanabiliyorduk, Jeep kullanabiliyorduk. Artık motor da kullanabileceğiz. Bunun dışında optimizasyon konusunda geliştirmeler var. Bazı yeni silahlar var oyunda. Yeni bir tane keskin nişancı tüfeğine benzer bir silah geldi diyebiliyorum. Yani kapalı beta sürecindeki bir oyunun bu süreçte bile bu kadar çok yapımcı tarafından her hafta güncelleniyor oluşu bence oldukça iyi. Bu oyuna ne kadar özen verdiklerini, dikkat gösterdiklerini gösterir bence bu. PlayerUnknown Battlegrounds bu hafta squad moduyla, yani bu arkadaşlarınızla ya da tanımadığınız insanlarla girebildiğiniz, ki şu an ben yanımda bir kişi var. Bakalım 85 kişi oyunda. Hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Atıyorum öldüğünüz oyunda, bu squad modunda öldüğünüzde arkadaşınızı izleyebiliyorsunuz. İzleyici modu da getirildi oyuna. Yani benim H1Z1'de her zaman yakındığım, ulan ben öldüm, özellikle yayın yaptığınızda ben öldüm, bari arkadaşımı izleteyim de devam etsin. Sürekli oyuna girdi çıktı olmasın diye. Öldüğünüzde arkadaşlarınızın da ne yaptığını izleyebiliyorsunuz. Bir izleyici modu getirilmiş. Bence bu da önemli yeniliklerden bir tanesi. Oyun $30'dan satılacak bildiğim kadarıyla. Belki fiyatı değişebilir ama 23 Mart'ta herkese açık olarak Steam'den satın alınabilir olacak. 23 Mart'tan itibaren sürekli oynayacağım oyunlardan bir tanesine haline gelecektir, ki şunu söyleyeyim, sadece şu an Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynayabiliyoruz. Bazen Pazartesi'ye de sarkıyor, Pazartesi'ye de izin veriyorlar. Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle keyif aldığım ve fazlasıyla vakit ayırdığım oyunlardan bir tanesi. Rainbow Six ile birlikte hani zamanımı fazlasıyla alan oyunlardan bir tanesi PlayerUnknown Battlegrounds. Koca bir uçağın içerisinde bu adaya atılıp birbirimizi deşmek üzere bekleyişteyiz dostlarım. Haydi bakalım. Takımımızda bir kişi var. Normalde 3 ya da 4 kişi olması lazım squad'a girdiğinizde ama şansımızdan bir kişi geldi. Olsun, bir kişi bir kişidir. Sırtımızı yaslayabileceğimiz bir dostumuz, tanımasak da bir arkadaşımız var yanımızda. Hadi bakalım neler olacak. Ben sağladım kendimi gitti. Güzelim bulutlardan yine bu güzelim topraklara iniyoruz. Bakalım neler yapacağız. Mesela benim oyunda hoş olmayan, hani hoşuma gitmeyen olaylardan bir tanesi şu. Keşke paraşütü, yani yere çakılacak insan da ben olayım. Bırak paraşütü açmama izin verme yani. Hani bırak paraşütü ben açayım. Yani otomatikman bir seviyeye geldikten sonra açılmasın. Bırak paraşütü ben açayım ya. Hoş ver. Ya ben belki evin dibine kadar girip açacağım paraşütü. O da büyük ihtimal adil olmasından dolayı yapılan bir şey anladığım kadarıyla. Hani herkes belli bir seviyeden sonra otomatik insin, o adalet yakalansın, sağlansın kafasında bir şey galiba. Palayı ne yapacağız oğlum?
Şu bir alayım hocam. Ne çok şey toplamışsın sen yeğenim. Oo, bak bu geçen hafta yoktu. Aynada da biraz gözükmeye başlamışız. Yapılır. Şöyle kapıyı kapatalım. Arayüzün Türkçe olduğunu görüyorsunuz zaten dostlarım. Bir kişiyi indirdik. 81 kişi hayatta. Bakalım başımıza neler gelecek. Aha. Sensiva'ya sıkıyorlar. Where's he? Sensiva. Duymadı beni ya. Kardeş gerçek hayatta ölmedin ya. Oyunda öldün, duy beni. 75 kişi hayatta. O tarafta öldü. Güvenli bölgede miyiz? Güvenli bölgedeyiz. Şey falan da yok. Holographic site falan da yok. Kırmızı bölge başladı. Kırmızı bölge nerede? Doğumuzda. Dürbün aldım. Güzel. Oha! 8x nedir arkadaş? De inanılmaz bir şey yalnız. Killed by a group or just one person. Hasan bayağı uzaktan ölmüşsün lan. Ben burada yakın mesafede sanmıştım. Oyun alanı bir dakika içerisinde daralmaya başlayacak. Pekala. Valla ben güvenli bölgedeyim hocam. Buraya doğru gelecek millet. Ben çıkmam buradan. Allah Allah. Kimseyi göremiyorum valla dostlarım. 70 kişi de hayatta. Nerede ola ki bu 70 kişi? Oyun alanı daralıyor. Pekala. Artı üzerine bir işaret kondur. İşareti kaldır, yakınlaştırma. Aa, yakınlaşıp uzaklaşabiliyormuşuz haritaya. Vay. İyiymiş.
arkadaşlarımıza bilgi verme babında, bak adamı şurada görmüştüm, şuradaydı falan şeklinde işaretleme de yapabiliyoruz. O zaman bizim hoca nerede ölmüş? Yuh, bizim arkadaş bayağı uzakta ölmüş ya. Bana bayağı uzakmış ora. Haritanın bayağı dışındaymış o. Valla güzel yerde gibiyim bence. Biraz lootlamaya çıkayım ya. Etrafı dolaşayım. Gelen olursa da zaten. Aha. Whoa, 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 fuck. It's behind me. Bir tane de dışarıda vardı, gördüm. Pekala, AKS varmış. Şunu alayım, molotofunu alayım, bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Kaskı 150, onu alayım. İkinci seviye sırt çantasını alayım. İlk yardım kitini, enerji içeceğini, bandajını, ağrı kesicisini. Ulan her şeyi sömürmüşsünüz, bu ne? Enerji içeceği gömeyim. Tamam. Bir kişi daha var dışarıda ya, eminim. Nasıl bir yol yordamı izlesek, ne tarafa gitti acaba? Arkadaşıydı büyük ihtimal bunun. Kulaklığımın şarjı bitiyor. Affedersiniz dostlarım. Biraz gerginim. Tırsıyorum dostlarım. Tırsıyorum. Ya burada biri vardı ya. Ben yukarı kata çıkarken birini gördüm orada ya. Nedir güvenli yer hocam? Biz hala güvenli bölgedeyiz. Biz hala güvenli bölgedeyiz.
Can you see anyone? Hocam öldün de gitmeseydin ya. Müdür. Pompalı yakın mesafede bir koydum oturtuyor yalnız. İnanılmaz fena. Güzel silahlar var. Keleş falan var burada da. Tamam. Şey de aldık. İçlik de aldık. Şimdiye kadar iki adam öldürdük. Ve bekliyoruz. Ben buranın kapısını kapatmamış mıydım ya? Aha. Bekleyeceğim. Keşke direkt sıkmasaydım ya. Keşke biraz bekleseydim. Nereden sıktığımı anladım acaba? Oyun alanı daralacak. 56 kişi hayatta. Dostlar, dostlar. Şimdi üstüne koşup pompalıyla dalasın var adama. Yok değil. Hani pompalıyla dalasım var. Ama bir kişi mi iki kişi mi onu bilmiyorum. Ve buralarda hiç kimse yok. Çünkü ben şuranın kapısını kapatmıştım ya. Buralara girmiş yani biri belli. Gördüm adamı dışarı çıktı. Ne oluyor lan? Aha.
Kuzeye doğru gittiler. Buraya biri girmiş. Ne yapıyorsun oğlum? Tuvalet molasına mı durdun orada? Nereye kayboldun ya? Ağrı kesici kullan bakayım ne işe yarıyor ağrı kesici. Bir de enerji içeceği içeceğim. İç şunu. Fazladan can basıyor galiba. Enerji içeceği hızlı koşmamızı sağlıyor anladığım kadarıyla. Gördü biri beni. Atlasana şu arabaya. Lan atla. Yürü kaçalım, yürü kaçalım. Yürü kaçalım delik deşik edecekler, yürü. Lan ne oldu? Allah canını almasın. Lan yürü şu halkanın içine yürü. Vallahi cehennemden çıktım orada. Üçüncüyü alıp cehennemden çıktım vallahi. Bandaj, bandaj yap. Niye bazı şeyleri istediğim zaman yapıp bazı şeyleri istediğim zaman yapamıyorum? Onu anlamadım. Yani niye bandajdan arka arkaya iki tane kullanamıyorum ya da ilk yardım kitinden?
3 kişi öldürdük. Kim bana nereden sıkıyor? Allah'ını seversen birisi göstersin. Allah'ını seven birisi göstersin. Takım halinde girmiş çakallar. 14. bitirdik arkadaşlar. 3 kişi öldürebildim. 14. bitirdik. Hani takım olarak oynarsak ben kesinlikle zafer alabileceğimize inandığım bir oyun olduğunu düşünüyorum. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın. Sizlerin de yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde, bir sonraki Battlegrounds videosunda hedefimiz 5 adam öldürmek. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.